arkadaşlar. Çok eğlenceli bir videoyla karşınızdayım. Bugün sizlerle birlikte Almanya'dan satın almış olduğum Japon abur cuburlarını test edeceğiz. Hepinizin çok seveceği bir konuğumla birlikte birazdan bu ürünleri deneyeceğiz. Ama öncesinde Almanya'dan Japon abur cuburu nasıl alınır, nereden bulunur bir görelim. Daha sonra konuğumla birlikte bu abur cuburların hakkını vererek deneyeceğiz. Maksimum 10 parça ürün alacağım ki bütçemi aşırı da aşmayayım. Şimdi bir tane ben bundan alıyorum sevgili arkadaşlar. Sanırım bu şeker. Şimdi hiçbirinin üzerinde doğru düzgün bir açıklama yok arkadaşlar. Mesela şuna bakıyorum. Şu acaba diyorum maçalın kendisi mi yoksa maçalı pankek mi? Ben şunu merak ettim. Melonlu. Bisküvi, çikolata gibi bir şey sanırım. 8.90 euro fiyatı. Bunu attık. İkinci ürünümüzü de aldık. Paketi çok ilginç açıkçası. Şunun paketinin tatlılığına bir bakar mısınız ya? Ben bir abur cubur olsam bu olurdum. Aha burada enteresan bir şey buldum. Melon choco mochi. Mochi çok severim. Bir de bunu böyle paketlemişler. Çok ilginç gözüküyor. Melonlu. Bunu da attım çantaya. Aa, bir dakika bunu istiyorum melonludansa. Aynı şey ama white peach'li. Bunu alıyorum. Çünkü içinde Pokemon tasosu var sanırım. Şuna bakın. Bir tane de şundan alıyorum. Petit Pudding Choco. Bu da ilginç gözüküyor. Bunu da ekledim. Enteresan gözüküyor. İki parçadan oluşuyor. Bunu da attım arkadaşlar çantaya. Bakın. Hem böyle pembesi var hem de bu şekilde çikolatalısı var. Bunların arasından bir seçim yapmak istiyorum. Bir seçim yapılacaksa her zaman pembeyi tercih ederim. O yüzden bunu ekliyorum çantama. Bu arada sınırımızı geçtik mi yoksa ya bir hemen sayayım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Tam 10 olmuşuz şu anda. Ben siz eklemeler çıkarmalar yaptım arkadaşlar ve artık ödemek için hazırım. Hadi ödemeyi yapalım artık. Ürünlerimizi aldık ve 65 euro tuttu arkadaşlar. Bu da yaklaşık olarak 1000 TL'ye yakın bir miktar ediyor. Şimdi artık bu ürünleri kiminle deneyeceğimize inanın ben de bilmiyorum. Ama emin olun bunları birisiyle deneyeceğiz. Ve ben bunları denemek için gerçekten aşırı heyecanlıyım. Hollanda abur cuburlarından çok daha heyecanlıyım. Şu kutusunun bile şıklığına bakar mısınız? Hemen İstanbul'a dönelim ve şunları deneyelim arkadaşlar. Haydi! Abur cuburlarımızı aldık, geldik ve gördüğünüz gibi önümüze dizdik. Sevgili konuğum da benimle birlikte bir önceki videoda biliyorsunuz her şeyi beğenmesiyle ekrana pozitif enerji yaymıştı. Sizlere pozitif enerji yaymıştı. O yüzden Murat'ı bu video için de çağırdım. Uzak Doğu'ya olan ilgisini de bildiğim için bu videoda olmalı diye düşündüm. İroni yaptın değil mi sen? İroni yaptım ben tabii ki yani. Ben biraz uyandığım için tam anlamıyorum kusura bakmayın arkadaşlar. Uzak Doğu'yu sevmem. Hiç sevmem, hiçbirini sevmem. Sadece bunu severim gibi duruyor. Bu mesela berbat bir şey. Bu ne lan? Şeftali mi bu? Evet. Gördüğünüz gibi yine çok pozitif başladık videoya. Bir önceki videonun yorumlarında zaten siz benim yerime birçok şey söylemiştiniz. Evet lan. Şey at, kalp at. Arkadaşlar böyle bir arkadaş olur mu ya? Birisi bana ağız ödemiş, öküz demiş, videonun seviyesini düşürüyorsun. Bu da like atmış. Like atmamış, kalp atmış abi. Elim çarpmış diyelim. Öyle diyebiliriz belki. Elim çarpmıştır. Görmemişsiniz. 4 like var biri bu. Yani. Böyle bir şey olamaz ya. Bu arada arkadaşlar siz Murat'ın ben Uzak Doğu'dan nefret ederim dediğine bakmayın. Kamera arkasında bazı bilgiler öğrendim Murat'tan. Evde oturup Lisa'dan Money şarkısını dinliyormuş. Bu arada bu çocuk zaten Dua Lipa'dan New Rules şarkısını da bangır bangır açıp dinliyordu. Biz komşuyken ben sürekli sesini duyuyordum. Murat evde diye eşlik ediyordu. Hatta bir gün dayanamadım dedim ki Murat dedim sen sürekli bu şarkıyı loop'a mı aldın yoksa hani içeride uyuyamık aldın ne oldu? Şarkıyı seviyormuş. Civilization 5 oynayarak Dua Lipa dinliyordum doğru. Bu arada Money şarkısını evet sevdim. Ben eminim ki Murat Blackpink'in birkaç şarkısını dinlese kesin onları da sever. Böyle konuştuğuna bakmayın. Birkaç tane dinledim kapattım direkt baktım seviyor gibi. Mesela bu şekilde Uzi'nin de şarkılarını dinlemiyorum. Aman aman. Sırf bu yüzden evet. Severim diye Allah'ıma. Bu arada sevmezsin ben birkaç sevdim, kere şans sus, verdim. Sevdim sus sevdim konuşma. Murat ilk abur cuburumuzu seçti. Şunları bir kenara alalım ve denemeye başlayalım. Kardeşim açmak için yer yapmışlar orada ya yandan. Aa, evet. Hocam şekerleme. Çok azmış bu ya. Oo, ay yumuşacık. Bu ne lan silikon mu bu? O galiba bozulmasın diye çantaların içerisine falan koyarlar. Oğlum, ya onlara bu benziyor. Bu arada biliyorsunuz ben çok fazla Japon abur cuburu denedim. Kanalımı ilk açtığım senelerde deli gibi denedim. Sonra Japonya'ya gittim. Orada bir sürü Japon abur cuburu denedim. O yüzden ben Japon abur cuburlarına aşinayım. Yumuşacık. Ay çok garip slime gibi. O da parfümü gibi kokuyor arkadaşlar. Yedin mi Murat sen?
Ben yedim, ikinciyi boyuyorum. Ben ama beğenmedim bu arada. Ben de beğenmedim. Çok kuru bir tadı var arkadaşlar. Tadı güzel ama. Ama yapısı hoşuma gitmedi ya. Ağzımda o bırakmış olduğu hissiyat bir garip. Buna 8 euro verilmez ama yani. Ay 8 euro muymuş o? Değil evet mi? Gerçekten 7.90 euro etmiyor, 7.90. Asla verilmez. Görüntüsünü size göstereyim. Sanki böyle pembe bir kuru kayısı gibi gözüküyor. Ben açıkçası çok beğenmedim. O yüzden ikinciyi yemeyeceğim. Ama kamera arkasında mesela Temmuz çok beğendiğini söylüyor. Gayet güzel bir jelibon dedi. Murat beğenmedim dedi ama bilmem kaçıncıyı şu anda götürüyor. Buna puan verelim. Puanla. Kaç üstünden? 10. 3. 2. 2. 2. 2. 2. Bence de 2. Şimdi sıradaki abur cuburu ben seçeceğim ve bunun güzel olacağına eminim. Dananana. Bu Japonya'da çok meşhur bir atıştırmalık bu arada. Tokyo'ya gittiğimde her yerde bu pokilerden vardı. Hatta mevsimine göre yeşil çaylı yapıyorlar, sakuralı yapıyorlar. Bu çileklisi. Bir kutuyu inceleyebilir miyim? Bu arada bu bir çubuk kraker ve üzerinde de çilekli çikolata kreması var. Yanlış konuşuyorsun. Bunun adı Poki, Zeytaku, Shitati, Melti, Strawberry. Çilekli bir şey arkadaşlar bu. 7.90 euro. Çok güzel görünüyor. Kesin bok gibi ama. Kesinlikle bunu beğeneceksin ve utanacaksın. Ay. Ama gramajlar çok küçük. Ama bak Japonların gerçekten şöyle bir huyu var. Her şeyi minik minik tekrar paketliyorlar ki ziyan olmasın. Ama güzel görünüyor. Bu arada paketleri gerçekten çok tatlı ya ve çok güzel kokuyor. Ay çok doğal bir çilek kokusu geliyor burnunuza. Güzel kokuyor. Çok çilek beğendim. Çilek gibi kokuyor arkadaşlar. Ay çok güzel. Bu çok şundan güzel. Acil 3 tane al, hepsini yiyeceğim şimdi. Ama ne dedim? Bunu kesinlikle beğeneceksin dedim. Bunu özür diliyorum ön yargım için. Bu çok güzelmiş. Oo ikili. Biz bunu bitirdik arkadaşlar. Görüyorsunuz galiba yalnızca bir paket kaldı. Bunu çok beğendik. Puan verelim istersen. 10 üzerinden. Aha. 6. 6 çok beğendik. Daha güzel şeyler yedim hayatımda. Ben buna 10 üzerinden 8 veriyorum. Çünkü hak etti. Bütün paketi de bitirdik yani. Buna 8 vermeyeceksem neye 8 vereceğim? Ya tek rakibi o deminki saçma jelibon olsa 10 üzerinden 8 tamam da yani burada başka şeyler de var. Bu arada çok güzel şeyler var orada. 10 zaten bu. Bu 10 üzerinden 10 şu an. Nereden biliyorsun? Şimdi sıra senden Muratcığım. İstediğin ürünü seçebilirsin. Ben bunu merak ediyorum. Pringles arkadaşlar. Bu Pringles'ın İngilizce üzerinde evet peynirli olduğu söyleniyor. Ama üzerinde Japonca yazılar olduğu için ben merak ettim ve aldım açıkçası. İngilizce new yazıyor arkadaşlar. Yeni demek. Gramaj yine yazmıyor. 500 kadar olduğu yazıyor. Açıyorum o zaman. Hadi açalım bunun bakalım. Kapağı nerede peki? Oo yoktu. Böyle satılıyordu. Bu bizim normalde Türkiye'de satılan Pringles'lara göre daha ufak değil mi? Daha ufak ve daha kötü gibi kokuyor. Tam Japon boy. Mini çeker misin? Ben açtım. Japon boy arkadaşlar. Tatlı yapmışlar. Ya tatlı değil. Küçücük. Minik bunda minik. Doyulmaz ya. Görüyorsunuz. Tuz oranı güzel. Güzel. Ben çok beğendim. Ben de çok beğendim. Hatırlarsınız bir önceki videoda Hollanda abur cuburlarını denemiştik. Oradaki Pringles'lar bir tık fıs çıkmıştı. Ya çok tuzluydu ya çok ağırdı. Bu tam kıvamında insanı baymayacak bir Pringles bence. Yenir bu. Kaç paraymış hocam bu? Ne Almanya kadar? bitmiş Almanya. Ne kadarmış? Şuna 5.90 diyor bitmiş Almanya. 5.90 da buna verilmez be yuh. Bitmiş kira ödeyemiyorsun Almanya'da araba alınmıyor. Almanlar bu yüzden bizi kıskanıyor işte. Şimdi özledim yani be kardeşim. Pringles söylediğimiz günlere özledim vallahi be. Vallahi şöyle güneş görmeyen ev ederdi. Vallahi yoğurda bandırıp yerdik ya hatırlıyor musun? Kardeşim ya sarılın ya. Özür dilerim be. Hey gide görüyor musun bak evde sadece günün 2 saati güneş olurdu. Aynen bak buraya günün gerçekten 12 saati güneş giriyor. Ama benim bir şey eksik ne eksik? Komşuluk eksik. Murat isminde bir komşum yok be. O yüzden hep bir eksik hissediyorum kardeşlik arkadaşlar. Kardeşlik eksik. Abilik eksik. Ne abisi ablasın sen. Bir anda büyüksün lan. 3 yaş büyüksün lan benden. Kim inanır buna? Hala ablamsın. Ya ben lise 1'deyken benle konuşmazdın. Suratıma bakmazdın. Hatta ben ay ezikler gelmiş falan derdim. Geri zekalılar gelmiş derdim. Ay ne kadar sünepe bunlar falan deyip böyle omuzumun üstünden bakış atardım. O nedense lise bitince bitiyor. Pringles'ı ne kadar beğendiğimizi size göstermek istiyorum. Neredeyse bitti. Muhabbet ederken yarısını bitirdik. 10 üzerinden 8. 10 üzerinden ben de buna 9 veriyorum. Al sen ya bari gelin. Hay Allah razı olsun arkadaşlar ya. Arada 7 ya yalan yapıyor ya. Şimdi sıradaki ürünümüzle devam ediyoruz. Ben
Bunu denemek istiyorum. Alırken çok kararsızlıkta kalmıştım. Bunun ne olduğunu bir türlü anlayamamıştım. Bazı tahminlerim var. Büyük ihtimalle bunlar minik pankekler ve içerisinde de matcha var. Çünkü şu matcha arkadaşlar. Şunun artık matcha olduğunu biliyorum. Evet, tam tahmin ettiğim gibi minik pankekler. Şunlara bakın, şöyle göstereyim. Sunum kötü. Koku basmamışlar buna bak. Her şey ama daha paketli Muratcığım. Ha, nem tutmasın diye bir şey koymuşlar içerisine. Ay. Evet, bunun kokusu garip. Bence berbat bir şey gelecek bunun ama. Bunun kokusunu ben hiç beğenmedim. Bir acayip bir koku var. Bu rutubet gibi kokuyor ya. Bu ne lan? Küf gibi kokuyor. Bozulmuş olabilir mi diyeceğim de. Ve bunun fiyatı arkadaşlar 9.90 euro. Buna 9.90 yani nereden baksan 10 euro vermişiz. Ya küflü gibi kokuyor böyle. Abi mantar gibi kokuyor. Bu bozuk, bence bozuk. Ya matcha böyle bir şey. Abi matcha böyle bir şey değil ya. Matcha'yı gördük. Matcha daha canlı bir renk ya. Göster bak oraya. Anlamıyorsanız diye ikimiz de gösteriyoruz. Hamur berbat. Tadı kokusu kadar kötü değil. İlginç. Ama tadı yok. Eften püften bir şey. Kuş yemi gibi. Hiçbir bok yok ağzımda yani şu an. Hiçbir şey yok yani şu an. Hissetmiyorum yani. Tat yok. Burası bildiğiniz pankek, şekerli pankek hamuru. İçerisinde de matcha var ama o benim bildiğim matcha tadı gelmiyor. Sadece böyle sanki bir ıslaklık vermiş hamura. Onun dışında bir aroması yok matcha'nın. Güzel bir şey vaat ediyor gibi gözüküyor fakat çok boş bir ürün çıktı. Açıkçası böyle bir şey görmeyi beklemiyordum. Berbat. Bu ürüne bir puan verelim. Bir. Bir de değil ya, haksızlık bir. Olur bir vermek. Çay yok yanımda, bir o yüzden. 3 veriyorum. Ben çay olsaydı harbiden bir 5'e çıkabilirdi. 3 veriyorum. Kokusu da kötüydü, o yüzden 3. Hadi şimdi sen de, sen seç bakalım. Ne bu? Berber iste, ay seçmiyorum ya. Seçmeyeceğim onu, hayır ya. Bunu seçeceğim. Bu da çok kötü bir şeye benziyor. Bu çok ucuz bak, bu 1,5 euroya alınmış. En ucuzlarından birisi şu ana kadar satın aldığımız ürünler içerisinde. Osama No Melon Pan diyor. Bu kavunlu arkadaşlar. Yazıyor. Evet, yazıyormuş. Açıyorum o zaman. Aç. Aa, kurabiye. Kurabiye çıktı. Hiç beklemiyordum. Göster kameraya. 3 tane küçük kurabiye arkadaşlar. Karın doyurmaz. Bizim biskreme benziyor tipi. Ama güzel kokuyor. Ay kokusu çok güzel. Ay, bu arada kokusu oğlum, aynı biskreme benziyor. Biskrem bu. Yemin ediyorum biskrem. Aynısı. En ufak farkı varsa en adi köpeği. Aynısı. E bunun melon neresinde? Ha geldi. Çikolatasında melonumsu bir şey var. Böyle bir kavunluk var ve zehir etmişler şu an. Biz erken konuştuk. Hayır, ilginç. Çok enteresan. Normalde ilk ısırdığınızda bildiğiniz biskrem gibi geliyor tadı. Ama yutarken ağzınızda bir kavun tadı kalıyor. Çok enteresan. Kavun sadece rakıyla güzel oluyor ya. Olmamış. Benim puanım buna çok da fazla yorumlamak istemiyorum. Yeni bir şeye geçelim. Onun üzerine 2 bu kötü bu. Ben bunu beğendim arkadaşlar açıkçası. Ben buna 8 puan veriyorum. Şimdi senin Japon hükümetiyle aranı düzeltecek bir ürünle devam etmek istiyorum. Buna gerçekten çok güveniyorum. Çilekli KitKat. Japonlar bu KitKat içinde çok iyiler. KitKat mini strawberry milk. Çilekli KitKat yani aslında. Sütlü çilekli. Bu güzeldir ki ama bu Japon'a ait bir lezzet değil. Pringles da öyle. Japonya'da satılıyor bir tek. Ya tamam da KitKat işte. Ya illa şey Allah. Ambalajları çok güzel. İnanamıyorum. Hepsinin ambalajı farklıymış. Arkadaşlar yine gramaj küçücük bak delireceğim ya. Bunlar ne kadar aç insanlar. Şöyle bir bakın hepsine. Çok güzel. Tatlı ambalajları. Güzel. Bu arada ambalajları güzel. Farklı ama hepsi çilekli. Açıyorum o zaman ben. Ben de şu mor bir yalçın. Üf bu kesin çok güzel lan. Bu çilekli silgi bu. Bu silgi yemin ediyorum arkadaşlar silgi. Ağzımıza atalım konuşuruz. Benim atalım. De bir iki lafım var. Eriyor çünkü bu. Evet çok güzel kokuyor bu arada. Güzel güzel. Bu çok iyi. Alkışlıyorum ben bu lezzetini. Bu çalışır. Ben bir lezzetini alkışlıyorum. Müthiş. Ulan pislik de yedim ha. Elimde pislik vardı. Elimde ne pislik olabilir? Ne bileyim ben elimde siyah da yedim. Ne zıp pislik olabilir? Şurası siyah da abi anlamadım ki onu da yedim. Ve hemen bu çilekli KitKat'ımıza puan verelim Muratcığım. 10 üzerinden 9. 10 üzerinden 9. Güzel, güzel bir puan. Ben de 10 üzerinden 9 veriyorum. Valla 9'u hak ediyor. 9'u hak ediyor gerçekten. Ben 9 verdim. Bir puanı nereden kırdım? Fenalaşıyorsunuz çok fazla yerseniz. Çünkü çok şekerli. Bir puan da orada kırdım. Şimdi videonun başından beri çok merak ettiğim bir ürün var. Ben onunla devam etmek istiyorum. Galiba az önce de ben seçmiştim ama yine ben seçeceğim. Kusura bakma Muratcığım. Çok da bir şey kalmadı zaten. Şu ürünü gerçekten alırken de çok merak ettim ve bu masada durduğu süre boyunca da sürekli olarak gözüm
bu üründeydi. Şuna bakar mısınız? Üzerinde Pokemon'lar var. 5.90'mış bunu diyor. Arkasında da bam. Aha, bunun içinden taso çıkacak. Murat, sana bir müjdem var sanırım içinden. Taso çıkacak. Taso neymiş lan? Yemek değil miymiş bu? Hayır. Şeker mi bu? Şeker. Taso nerede? Bu. Kart. Taso yok hocam. Ya niye yoktuk? Heveslenmiştim. Bir tane Pokemon kartı çıktı içerisinden. O da yani çıkan Pokemon'a bak. İnsan bir Pikachu falan koyar bize burada yani. Jigglypuff. Jigglypuff, Jigglypuff. Jigglypuff. Nerede Jigglypuff? Jigglypuff'u getireyim mi, bekle? Ah, Jigglypuff. Ah, Jigglypuff çok korkunç. Nasıl okunuyor? Jigglypuff. Değil mi? Ama Jigglypuff daha komik. Jigglypuff komik oluyor. O yüzden ben sana ayak uydurdum. Ay, hangisini yesem ya? Çok güzel paketlemeleri. Ben bunu yiyeceğim. Miau. Miau'yu çok severim çünkü. Arkadaşlar, bu patlayan şeker değilse elimde. O patlayan şeker. Bu. Evet. Balık yemi gibi var. Oğlum, balık yemi olmasın bunu. Kokuya bakar mısın? Pokemon yemi olmasın sakın. Pokemon, oğlum çok kötü kokuyor bu. Patlayan şeker mi bu acaba? Evet, balık yemi gibi kokuyor. Patlayan şeker bu kesinlikle. Ama balık yemi gibi kokmaz. Hadi atalım ağzımıza bir anda. Meryem patlamıyor bak. Patlıyor. Patlamıyor şu an. Patlamıyor. Ne oluyor şu an? Balık yemi lan bu. Balık yemi getirmişsin. Ne oluyor? İğrenç bir şey bu. Neden attın ki direkt hemen balık yemi bu? Kedi maması gibi. Değil. Balık yemi değil. Ama ne olduğunu inanın anlamadım. Çok tuzlu. Bunun içinde kesin bir balık ürünü var. Oh, Allah belanı versin ya. Allah bin belasını. Balık var bunun içinde. Karides falan var. Deniz tuzu kokuyor. Evet. Deniz tuzu tuzu. Yosun var. Karides falan var bunun içinde. Hepsinin tadı farklı mı acaba? Merak ettim lan. Ben de merak ettim. Çok mantıklı bir teori. Değil abi, aynı bok bu. Bunun içinde de aynı bok var. Görünüyor bilmiyorum ama. Tadı bir garip ya. Aynı. Öf, bu ne ya? Ay. Patlamayan şeker bu. Bakın size de göstereyim nasıl bir şey olduğunu. İçerisinde yosunları görüyorsunuz zaten. Susam var. Bu bir baharat olmasın arkadaşlar? Üzerinde Furikake Pokemon Mini Pack yazıyor. Furikake abi. Neymiş Furikake? Furikake Pokemon Pack yazsan çıkar ürün zaten. Furikake kur... Aa, helal lan. Bravo lan. Bravo lan. Birçok şeyi doğru bilmiş. Neymiş? Furikake kurutulmuş balık, susam tohumu, yosun, kıyılmış deniz yosunu, şeker, tuz ve glumat karışımında elde Japon çeşnisidir. Genellikle pişmiş pirinç, sebze ve balığın üzerine serpilir. Ha, bak şimdi işte bu pirinçle, o lapa pirinçle güzel gider. Evet. Ama ben bir anda kafaya diktiğim için tabii o bütün baharata tuzlu geldi bana. Tabii. Ben biraz fazla tepki verdim. Bak, bu arada hepsini doğru bilmişim. Ben Japon kültürüne görüyorsunuz hakimim. 48 yaşındaki bir Japon dayı eve baharat istediği zaman bu mu geliyor? Onlar seviyor işte. 7'sinde neyse, 70'inde de onlar öyle. Aslında. 70 yaşında da seviyorlar böyle sevimli şeyleri. Büyük ihtimalle o yüzden. Yavrum çok büyüksün. Bütün kadrajımızı kapattın yavrum. Arkadaşlar, bu ürün baharat çıktığı için bunu şu anda puanlayamıyoruz. Çünkü bunu puanlarsak çok objektif olmayacak. Çünkü ben yanlışlıkla kafama diktim bu ürünü, biliyorsunuz. Ama eğer denememizi istiyorsanız bu ürünü, hemen kanalıma abone olun ve aşağıya yorum bırakın. Ben de sizler için bu ürünü denediğim bambaşka bir video çekebilirim. Sırada çok tatlı bir ürünümüz var. Bu gerçekten şu ana kadar denemiş olduğumuz ürünler arasında açık ara en tatlı ambalaja sahip. Çok şeker ya, şu çizgiler, şu tasarım ya, ne yapıyorsunuz ya? Yine benim kalbimi çaldınız ya. Saçma sapan bir şeye benziyor arkadaşlar. Yine şey içerisinde minik minik paketler var galiba. Islak mendil mi bu? Islak mendil. Vallahi içinden çıkarsa şaşırmam. O da ıslak mendil çıkarsa kapatalım gidelim. Direkt bak, direkt videoyu kapatıyoruz. Direkt. Ve şey de yok bak. Abone olun, like atın. Direkt kapatıyoruz, kalkıp gidiyoruz. Evet, utanıyoruz çünkü. Hadi. Ben de bir de o kadar dedim ki, ben Japon abur cuburları konusunda iddialıyım, bilgiliyim. Gitmişim full baharat almışım. Bu da ıslak mendil çıkarsa utanacağım gerçekten. Çünkü yani üstünde Sumikko Gurashi. Kaç para? 3.90 var ya, nasıl ıslak mendil bu? Sırılsıklam bir mendil bu. Galiba. Ben açıyorum izninle hocam. Buyur. Şeker arkadaşlar. Hadi bakalım. Sulu göz. Galiba. Ay, bir de ambalajını gösterelim. Çok şeker. Değilmiş lan, Allah kahretsin ya. Ya sert de bir şey. Kalp şeklinde göster. Bu var ya, taş gibi bir şey ya kesin. Adı neydi bunun? Sumikko Gurashi. Sumikko Gurashi. Sana buradan bu kalbi gönderiyorum kardeşim benim. Üstüme de uydu bak. Şans eseri üzerime uyanı seçtim. Pembe ırkama uyuyor. Ne kadar garip. Japonya'dan aldığım bir şey pembe var içinde. Hmm. Ah. Güzel bir şeker.
Ya bırak Allah aşkına, dümdüz şeker mi? Arkadaşlar herhangi bir şeker. Annenin evindeki herhangi bir şeker. Hiçbir özelliği yok. Gerçekten. Ama bakın paketlemenin ve ambalajın insan psikolojisi üzerindeki etkisini de gördünüz. Ben normalde şeker, özellikle böyle sert şekerden hiç haz etmem ama bu ambalaj beni o kadar etkiledi ki. Güzel geliyor bana. Bu anlamıyorum bile. Ya çoluk çocuk hoşuna gider yani bunun. Çoluk çocuk musun sen? Çoluk şahsen yorumlayacaksın şu an. Ya ben ambalajı çok beğendim açıkçası. Ya ambalajdan puanlamacın tadını puanlamacın. Ambalajını çok beğendim. Şeker seviyor olsaydım şekerini de beğenirdim. Açıkçası yani içerisinde alelade bir şeker de olsa tatlı tatlı bir şeyler yapmışlar. Ürünü hoşlaştırmışlar. Dolayısıyla ben bu ürüne 7 puan veriyorum. Çüş oğlum ya. Ya bu nasıl bir Japon sevdalılığı? Bu nasıl bir adam kayırmacası? Mesela Recaizade Mahmut Ekrem'in biliyorsun araba sevdası var. Meryem evet. Can'ın da Japon sevdası var. Şimdi sıradaki ürünümüzle devam ediyoruz. Oldukça ilginç bir ürün var arkadaşlar elimde. Bunu alırken de bu acaba nasıl olacak diye çok tereddüt etmiştim. Çünkü puding yazıyor üzerinde. Çok katı bir ses geliyor içerisinde. Petit puding çoku. Aslan parçası. Bir müsaade et be. Koca göğüt. 100 gramı 574 kalori. Ya çok tatlı ya da çok güzel. İkisinden biri. Çok tatlı olabilir hakikaten. Hadi aç bakalım. Hiç beklemiyordum. Göster kameraya. Garip bir koku. Minik minik bir sürü var içerisinde. Görünüyor mu lan? Temmuz yakın çekim yapacağız ama. Ya Yasun'un ilgisini çekti, o da yiyecek. İçerisinden bir sürü minik minik ürün çıktı. Ben içerisine kocaman bir ürün çıkacağını düşünüyordum bu arada. Büyük katı bir ürün çıkacak zannediyorum. Çünkü üzerinde böyle büyük büyük şekiller var. Yine şaşırttı. Japon'un bu cuburları her zaman şaşırtıyor sizi. Bu komple çikolata. Evet, evet. Çalışır güzel ama öyle enfes bir şey değil. Altı beyaz çikolata, üstü sütlü çikolata aslında. Çok basit bir formülü var. İlginç bir şey yok. Bu çok da şaşırtmadı. Görüntü itibariyle şaşırtmıştı ama lezzet olarak bildiğimiz, aşina olduğumuz bir lezzet. Tam çocuk kandırmacası. Ama fabrikada arda kalan malları ne yapsak demişler. Bunu yapmışlar. O yüzden ufak ufak. Şey bu. Hayal kırıklığı bak, bu. Bak çikolatası ne biliyor musun? Hani bayramlarda bir teyze vardır. En ucuzunu alır değil o mi? O teyze en ucuz çikolatayı alır. Bu tam da o en ucuz çikolataya benziyor. Evet. Petit Pudding Choco 2.90. Çok fazla. 3 euro da vermezsin neredeyse ya. Kaç gram abi bu? Açım o yüzden yiyorum. Yanlış anlaşılmasın. Buna puan ver o zaman hemen. 2. Çok bile 1.5. 1.5 da değil ya. Ya ver geç muhatap sen olma. Bunu var ya markette görsen alırsın. Tamam. Ben de buna 3 veriyorum. Ve son ürünümüze geçiyoruz. Bir tane bırak. Bir ismini et okuyayım be. Müsaade et be bir kardeşim. İsmini okusaydım hepsini be kardeşim. Hepsini avuçladın şurada ya. İsmi mi? Kan Ching Chong. Bunun üzerinde Almanca bir etiket de yok. İngilizce bir açıklama da yok ama ben bunun içerisinden böyle aroma çıkan bir şeker olduğunu düşünüyorum. Bir çıkıyor araba anahtarı. Bambaşka bir şey mi? Bu şeker. Kapı kilidi çıkıyor. Ya gene bambaşka bir şey çıktı. Bu arada bak hep 3 çıkıyor. Oh no, çok keskin bir limon. Ağır limon. Aromalı bir şeker diye dedim. Bükmeli limon aromalı şeker. Yapısı çok garip. Şey gibi yapısı. Zımpara gibi. Değil. Nasıl değil? Zımpara gibi değil. Zımpara yani. Gibi sert. Bayağıdır iş yapmamışsın sen, zımpara ellememişsin. Bu şey bizdeki tofita bu. Değil. Öyle. Tofita gibi değil. Tofita gibi öyle. Bayağıdır tofita yememişsin. Ya bu ne anlar tofitadan ya. Tofita meşhurken bu çocuktu. Bu yani yumuşak şeker. İçerisinden de bol bol limon aroması çıkıyor. Sakız ama bu. Sakız değil. Şeker. Yine bakalım da. Eridi gitti. Ben niye yutamıyorum? Bir de böyle yapışkan, çok yapışkan. Şuralarıma kadar gitti yani, yapıştı boğazıma. Hocam sakız yuttuğun için olabilir belki, bak yutulmuyor yemin ederim. Yutulacak bir şey değil. Olabilir. Güvercin gibi sakızları gördü yedi. Tamam bu ne biliyor musun şu anda, bak laflarımı nesini geri aldım. Evet bu sakızmış. Kaç para bu? 0.99'luk bir şey var. Olabilir. Bubblegum. O muymuş? Puanla istersen. Oo, bir puan ver. Kral hareketi gördün mü? Gördüm. Hadi lan, hanginiz daha büyük balon patlatacak? Ben yarısını yedim ama o yüzden benimki küçük. Al at ağzına boşuna sıfırdan. Delindi lan. Ya ne yapıyorsun oğlum, 3 yapsana çocuk patlattı sen. Ay iğrenç hareketlere bak. O zaman son olarak bu ürünümüzde puanlayalım sevgili Murat. İlk senden bir puan bekliyorum. Vermeyeceksen ben vereyim madem. Sakız olarak değerlendirmemiz gerekirse 3 diyebilirim. Çünkü öyle dehşet bir sakız değil. Daha güzel çok sakız çiğnedik hayatta. 3. 3 gayet isabetli. Ben normalde çok sakız seven biri değilim. O yüzden 2 veriyorum ben de. İlk defa benden düşük puan verdim. Çok ekşi geldi bir de bana açıkçası. Böyle arada bir gözüm kapanıyor falan fazla ekşilikten. 2 verdim.
Benim artık bu sakıza puanım sıfır yani. Çok fazla ya. Sakız üstüme attı. Yerken ağzından fırladı. Çok fazla ya. Lisa'dan yeni solo bekliyoruz. Murat da takipçimmiş. Yeni yeni takipçiler de kazandın sevgili Lisa. Sen çok benziyorsun ona. Ha, gerçekten mi? Ne biçim benziyormuşsun öyle? Ay teşekkür ederim. Vallahi çok benziyormuşsun. Güzel bir iltifatla bitti videomuz. İltifat arkadaşlar. Değil mi? Gerçeklik bu. Bir sonraki videoda. Ay yeni... daha da tatlı oluyor. Daha da tatlı Gangnam oluyor bu çocuk. Bu sefer PSY'ye benzeme videosu. Çok güzel olur o. Onu sana yapabiliriz. Evet. Yok. Eğer bir sonraki videomuzda Murat'ı Say'a benzetmemizi istiyorsanız videoyu beğenip kanalımıza abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Kanalımıza derken bizim ortak bir kanalımız yok tabii ki. Benim kanalıma ayrı, Murat'ın kanalına ayrı abone olmayı lütfen unutmayın. Bugün sizlerle birlikte Japon abur cuburlarını test ettik. Benim gerçekten çekerken en keyif aldığım videolardan birisi bu yemek videoları arasında. Çünkü dediğim gibi Uzak Doğu lezzetlerini çok seviyorum. Yeni şeyler denemeyi çok seviyorum. Sen de sen sana söz versem memnun olamadım. Ben Melih Abuhaf gibi durmayı seviyorum. Oha diyorum, kanalımın yeni videosundan sonuna geldik arkadaşlar. Ay yemin ederim. Sen, bak anlıyorum ben. Anlıyorum ben de. Evet ben de yanına bırak. Her şeyi seve seve yiyor. Hadi ben boynum ağrıyor. Ben Melih Kemik. Videoyu Murat'la başladık. Sevgili Melih ile bitiriyoruz. Sizi çok 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 seviyoruz. Hoşçakalın. Videomuzu beğenmeyi unutmayın.